Manşete hoş geldiniz. Bugün günlerden 21 Temmuz 2022 Perşembe. Hafta boyunca özellikle uluslararası basından gelişmeleri takip ettim. Orta Doğu'da ne oluyor? Önce Biden Suudi Arabistan'ı ziyaret etti. Ardından İran'da bir zirve toplandı. Bütün bunların hepsine etraflıca bakmaya çalıştım. Analizleri okudum. Makalelerdeki satır aralarına baktım. Erdoğan'ın tehlikeli satrancı derken de ezbere yazmadım. Gerçekten Ankara tehlikeli bir oyun oynuyor. Elbette Ankara deyince akla Erdoğan geliyor. Çünkü tek adam var. İki dudağı arasında her şeyi o belirliyor. Bir parlamento yok, bir denge denetim yok. Mahkemeler dilediği gibi karar alıyor ve iç politikada da dış politikada da tek belirleyici Erdoğan. Ve Erdoğan'ın laflarıyla iş tutuluyor. Esasen böyle mi olmalı? Gazeteler onun laflarıyla çıkıyor. Ülkede bağımsız bir medya kalmadı tıpkı bağımsız bir yargı bağımsız bir sivil toplum vesaire kalmadığı gibi parti siyasetine bakıyorsunuz onlar da yön belirlemekte tepki vermekte acizler. Bugün Erdoğan'ın tehlikeli satrancı ile başlayacağız ama hemen ardından Zaho'daki katliamla devam edeceğiz. Onu acaba cübbeli ne demek istedi iç savaş uyarısıyla bu konuda ciddi miydi? Yoksa kendini kurtarma amaçlı bir çıkış mıydı? Ona bakacağız ve kapatırken de İngiltere'deki başbakanlık yarışta yarışında son viraja girildi ve iki aday kaldı. İkisinden biri artık başbakan olacak ve Eylül ayının ilk haftasında bu ilan edilecek. Onunla bitireceğiz ama Erdoğan'ın tehlikeli satrancıyla başlayalım. İran'da bir zirve toplandı ve İran devlet başkanı reisinin organizasyonuyla Rus devlet başkanı Putin ve Türk devlet başkanı Erdoğan bir araya geldiler. Üç cumhurbaşkanı, üç devlet başkanı ne derseniz deyin. Ve burada esasen bu zirveden ne çıktı, ne karar alındığına dair net bir açıklama yok. Erdoğan'ın dönüşteki laflarına bakıyorsanız, bakıyorsunuz şu konuda bu tabakat var, bu konuda konuştuk falan diyor ama Erdoğan'ın ne söylediğinin çok fazla önemi yok. Çünkü belli ki eli boş döndü. Eğer eli dolu dönseydi bir takım konuları ucu açık bırakmazdı. Bu üç liderin özellikle Erdoğan'a gerek maddi konuda gerekse Suriye'de, Suriye'de yürüttüğü harekatla ilgili olarak yeterince güven vermediği, kredi vermediği ortada ve bu Erdoğan'ın açıklamalarında yansıyor. Satır baktığında, bakıldığında bunu görüyorsunuz. Haliyle Erdoğan için bu verimli bir zirve olmadı. Bu zirve uğruna Güney Amerika seyahatini de erteledi ki Güney Amerika seyahati bunun hemen ardından gerçekleşecekti. Erdoğan artık uzun soluklu seyahatlere çıkamıyor. Üst üste seyahatleri yapamıyor ve ee ciddi bir belli ki ilaç veya doping yüklemesi söz konusu. O birkaç gün onu ayakta tutuyor ondan sonra da döndüğünde... Birkaç gün istirahat etmesi gerekiyor. Güney Amerika, Güney Amerika ziyaretini de bu yüzden son dakikada iptal etti. Şimdi bu işin ayrı bir yönü. Bir diğer tarafı da Orta Doğu'da son derece kritik gelişmeler yaşanıyor. Biden boşuna Suudi Arabistan'a gitmedi ve Bin Salman'la parya yapacağım onu, parya haline getireceğim. Cemal Kaşık, Kaşıkçı'nın katili dediği insanla bir araya geldi. İkili görüşme yapmayacağı söyleniyordu, yaptı. Biden oraya gitmeyecekti ama... Belli ki Orta Doğu'da pastayı İran e, ve elbette Rusya, Çin e, üçlüsüne bırakmak istemedi. Türkiye'de bu çerçevede yönünü daha çok Rusya, İran, Çin tarafına dönmüş e, görünüyor. E, Biden'ın Suudi Arabistan ziyaretinin bir numaralı nedeni petroldü. Fakat o konuda da istediğini alamadı. Bin Salman enteresan bir şey yapıyor. Özellikle son aylarda giriştiği diplomatik çabalarla veya seyahatlerle son 3-4 yıldır itibarı yerle bir olmuşken Cemal Kaşıkçı katliamı suikastinden dolayı İstanbul Konsolosluğu'nda 2018 yılında katledildi ve ondan sonra onun katili olarak Suudi Arabistan yönetimi ve elbette Bin Salman her şeyi organize eden kişi olarak Velaat Prens çok zor durumda kaldı ve dışlandı adeta ve şimdi onun acısını çıkarıyor. Fakat görüştüğü insanlara da açık çek vermiyor, açık kredi vermiyor. Türkiye'ye de böyle yaptı. Aynı şekilde Amerika Başkanlığı da öyle yaptı. Bazı küçük tavizler söz konusu İsrail uçaklarına hava sahasının açılması vesaire gibi ama genelde dünya e, kamuoyuna bu sorunlu olduğu, kanlı bıçaklı olduğu liderlerle barıştığı veya barış çubuğu tüttürdüğü bir araya geldiği görüntüleri vererek tekrar bir itibar kazanma derdinde bunu yaparken de sizin de cinayetleriniz var sizin de suikastleriniz var sizin de katliamlarınız var ne var yani oluyor böyle şeyler demeye getiriyor satır aralarında verdiği mesajlarda. Haliyle Biden Orta Doğu'yu özellikle Rusya Çin ittifakına bırakmamak için ve Orta Doğu'yu konsolide etmek için bir anlamda İsrail ardından Suudi Arabistan'a gitti gitmek zorundaydı tükürdüğünü yaladı önceki laflarını yuttu ve gitti. Ayrı bir konu. Amerika'da özellikle demokratlar arasında ve belli işte kanaat önderleri içerisinde de bu konuda bir vuzurdama hali var. Rahatsızlar yani neden böyle oldu, niye bu biçimde bir e, tavır alındığına dair. İşte bu noktada Türkiye son derece ekircikli bir tavır içerisinde ve tavrını daha çok İran, e, Rusya ve Çin tarafına yöneltmiş durumda ki zaten bu nedenden dolayı da Amerika'dan veya Batı dünyasından umduğunu alamıyor, umduğunu bulamıyor. F-16'ların F-16, F-35'ler unutuldu. F-16, F-35'lerden 20'si mesela Yunanistan'a verilmek üzere bir sipariş söz konusu ve Yunanistan'da F-35'lerin 16 f Türkiye'den boşalan üretim hattına girebilir bir ortak olarak, bir partner olarak. Böyle de bir, böyle de bir durum var. F-16'da kesin değil olayın kongreden geçmesi gerekiyor. Biden ne kadar bu konuda kongreye dönük talepte veya ricada bulunursa bulunsun. S-400'ler meselesi var ve yine NATO bir son dakika gelişmesini söyleyeyim. Dün itibariyle 30 ülke, 30 ülkeden 18'inin parlamentoları, meclisleri İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya girişini onadı. İsveç ve Finlandiya birkaç hafta önceki Madrid'de NATO zirvesinde NATO'ya üye olmak için başvurmuşlardı ve bu başvurunun ardından ülke parlamentolarının bunu onaması gerekiyor ki bu da tamamen prosedür formalite. Aylar sürmesi gereken bu süreç hızlandı ve birkaç hafta içerisinde tamamlanmak üzere 30 ülkeden 18'inin meclisinden parlamentosundan bu geçti. Peki geriye kalan 12 ülkede de önümüzdeki haftalarda hızla geçmesi bekleniyor. Türkiye belli ki bu konuda da sona kalacak ve orada da gene bir pazarlık yapmaya çalışacak. Öyle görülüyor. Yeni bir kriz daha kapıda diyebiliriz. Türkiye parlamentosundan bu geçer mi geçmez mi ne biçimde geçer mi? En azından şu anda parlamento tatil olduğu için Ekim'e kadar bu süre bekleyecek veya Türkiye kendine dönük taleplere benim parlamentom şu anda tatilde. Ekim'de toplandığında, toplandığında bakarız. İşte 1 Ekim'de, 2 Ekim'de bakarız falan diyecektir. Bu da ayrı bir konu. Şimdi geçelim Zaho'ya. Zaho'da bir katliam yaşandı. Dün ve Irak tarafı, Irak yönetimi bunun Türk silahlı kuvvetleri eliyle olduğunu, Türk silahlı kuvvetlerinin Zaho'yu bombaladığını söylüyor. Bombalanan yer Zaho'ya 12 kilometre mesafede bir tatil bölgesi ve Irak yönetimine göre bu tatil bölgesine Ülkenin Irak'ın orta ve güneyinden Araplar daha çok ağırlıklı olarak gelmiş durumdalar. Türk Dışişleri Bakanlığı ise bu eylemi PKK'nın yaptığını ileri sürdü. Bu bölgede çok fazla inandırıcı bulunmadı. 9 kişi hayatını kaybetmiş durumda. En az 9 sivil hayatını kaybetmiş durumda. İlk gelen bilgiler 23 kişinin de yaralandığı yönünde. Irak Başbakanı Mustafa El Kazim'i, Türkiye'yi suçluyor ve karşılık verme hakkını saklı tuttuklarını belirtiyor. İşte Türkiye'ye 100 kilometre mesafede oldu bu hadise. Kazimi Irak Başbakanı Topçu atışının ülkenin egemenliğinin açık ihlali olduğunu savunuyor. Ankara, ya, Ankara ise o dışişleri aracılığıyla işbirliği çağrılarında bulunuyor. Ölen sivillerden biri de çocuk, bebek. Özür dilerim. Görüntüler var, seyrettim. Burada ekrana getirmiyorum. Fakat büyük de bir tepki var halkta. E, özellikle e, Türkiye merkezlerine, konsolosluk, elçilik ya da işte vize merkezi gibi oralara bir akın var ve orada eylemciler, göstericiler toplanmışlar. Türkiye'yi protesto ediyorlar. Böyle de bir durum var. Bölge yetkililerinden e, Müşir Beşir, Ajans France, France Presse e yaptığı açıklamada hayatını kaybedenlerin ülkenin orta ve güneyinden gelen turistler olduğunu söylemiş. Para isimli köyün iki kez vurulduğunu söylüyor. Bu Zahuya yakın bir köy. turistler ülkenin güneyindeki aşırı sıcaklardan kaçmak için dağlık Para bölgesine gelmişler. Yine Reuters'a konuşan bir görgü tanığı bombaların şelalenin bulunduğu bir alana peş peşe düştüğünü söylüyor. Yine patlamayla oluşan alev topundan güçlükle kaçtığını ve saldırıdan ötürü yaralandığını da ajans Franspaysa anlatan bir görgü tanığı var. Sular üzerinde su üzerinde cesetler vardı diyor. Son derece e, kritik bir konu, son derece e, dikkat çekici bir e, bombalama e, katliam, e, doğrudan sivilleri hedef alan elbette şimdi Türkiye Türk Silahlı Kuvvetleri bu konuda evet biz yaptık veya Türkiye biz yaptık dediği anda suçlu duruma düşecek. Ne Türkiye ne de başka bir ülke böyle bir şeyi kolay kolay üstlenmez. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamayla hemen bunu yalanladı ve bunu PKK yaptı dedi. fakat bu inandırıcı bulunmadı. İşte Türkiye vize başvuru merkezi etrafında alınan güvenlik önlemlerini görüyorsunuz ve Orada bölge ahalisi toplanmış Türkiye'yi protesto ediyorlar. Olay Türkiye'den biliniyor. Türk bayrağı yerlerde ayaklar altında vesaire. Yaralananlar var. Yetkililerin açıklamalısı, açıklamaları tamamen Türkiye'yi suçlar noktada. Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması da bu. Ee, ve buranın son e, paragrafında Irak hükümeti yetkililerine hain terör örgütünün söylem ve propagandasının etkisi altında açıklamalar yapmamaya, bu elim hadisenin gerçek faillerinin açığa çıkarılması için işbirliği yapmaya davet ediyoruz diyor. Türkiye Dışişleri Bakanlığı. O arada Diyarbakır Barosu. Kürdistan Federal Bölgesi'nin Zaho ilçesinde TSK'nın bombardımanıyla içlerinde çocukların da olduğu siviller hayatını kaybetti. Roboski de olduğu gibi söz konusu Kürtler olunca insancıl hukuk değersizleşiyor diyor. Nasıl olmasın ki Türkiye medyası da olayı görmüyor, takip etmiyor, haberleştirmiyor. Bugünkü gazeteleri hızla geçiyorum. E, Hürriyet gazetesi birinci sayfasında yok. Sabah gazetesi birinci sayfasında yok. Sözcü gazetesi birinci sayfasında yok. Kendine muhalif diyenler de olayı görmemiş. Görememiş. Gazetelerin basılmasından çok önce oldu bu hadise. E, Cumhuriyet'te yok. Yeni Şafak'ta yok. Karar'da yok. Hiçbirinde yok. Hepsine baktım. E, taradım. Göremedim. Milliyet. Hepsini getiriyorum. Sadece Türkiye gazetesinin birinci sayfasında onu da göstereyim. Şey olmasın yanlış olmasın. Onda var. Ee, Irak'ta örgütlü provokasyon başlığı atmışlar. Birinci sayfada küçük. Bombanın faili PKK suçlu Türkiye diye de bir başlık atmış. Yeni çağda yok. Ee, postada yok. Milli gazetede yok. Aydınlıkta yok. Yeni birlikte yok. Evet bu şekilde e, gidiyor. Yeni Asya'da da yok. Bu fotoğraf dün gene e, zamanlı olarak e, bahsedeyim İstanbul'da. E, 7 yıl önce Suruç'ta bir katliam yaşandı. 33 insan hayatını kaybetti. Çoğu genç, sol görüşlü, sosyalist görüşlü insanlar orada toplanmışlardı, bir araya gelmişlerdi. Tam 7 Haziran 2015 AKP'nin kaybettiği seçimin ertesinde işte kanlı süreci e, tetikleyen olaylardan biriydi. Ve e, orada 33 insan hayatını kaybetti. Onu anmak için Suruç Aileleri İnisiyatifi İstanbul'da bir araya geldi. Polis gördüğünüz gibi yürümek isteyen ve konuya dikkat çekmek isteyen insanları böyle ablukaya aldı. Benzer görüntüleri daha önceki eylemlerde veya gösterilerde protestolarda da yaşamıştık ama burada da bildik bir manzara ortaya çıktı. Son derece çarpıcı en az 40 kişinin gözaltına alındığı söyleniyor. Son derece tehlikeli bir satranç oynanıyor. Yine o çerçevede bu satranç içerisinde değerlendirmemiz gereken Cübbeli Ahmet Hoca'nın çıkışı. İşte onun kasetleri vardı. Cemaat içinden birileri liderlik mücadelesinde bak işte patlatırız falan gibi kasetlerini patlatırız falan gibi tehditler söz konusuydu. Bu tehditlerin hemen arkasından Cübbeli'nin işte selefiler silahlandılar ve iç savaş çıkabilir falan uyarısı dikkat çekiciydi. Burada bir dizi tweetle bunu dile getirdi. 12 Temmuz'da. Bundan 5 gün önce 7 Temmuz'da kasetlerin var kasetlerini patlatırız gibi bir tehdit söz konusuydu Saadettin Usta Osmanoğlu'ndan. Yani vefat eden İsmail Ağa şeyhinin yeğeni. Diyanet bu işin kontrolünü kaybetmiş durumda. Diyaneti uyarıyoruz. Hangi ırktan milletten olursa olsun eğer camilerde bu adamlara konuşma izni verirseniz ve Vehhabiliğe hizmet edip iç savaşı körüklemiş olacaksınız diyor. Türkiye'de ciddi bir Selefi ve Vehhabi örgütlenmesi olduğunu, silahlı gizli bir örgütlenme olduğunu ve e, bu işin iç savaşa gittiğini söylüyor. Tüyler ürpertici iddialar bunlar. Acaba Cübbeli Ahmet Hoca bir riske mi dikkat çekti yoksa kendi sıkışınca e, bu durumu kurtarmak için mi e, ortaya çıktı? Her ikisi de olabilir. O arada tepedeki tweet'i sildi ve onu takip eden tweetler duruyor hesabında. Sildiği tweet'te buydu. Sayın Ümit Özdağ'ın geçtiğimiz günlerde Sakarya'daki Tozlu Camii'nde konuşma yapan Vehhabi Selefi davetçi Osman Elhamis hakkında yaptığı açıklamayla açıklamaya dair bir teyit, bir de tahsih yapıyorum diyerek o sıralı tweetleri attı ve konuyu gündeme getirdi. Dikkat edilirse Ümit Özdağ'la Özdağ ile Cübbel Ahmet Hoca arasında da bir paslaşma burada dikkat çekiyor Cübel Ahmet daha sonra Habertürk yayınına çıktı. Orada da bu konuyu biraz daha detaylandırdı ve e, İsrail'den e, fonlandığını e, ne bileyim gizli yerlerde silahları olduğunu belirtti bu grupların e, bir takım yani bilinen evlerde değil bilinmeyen yerlerde e, silahları sakladıklarını söyledi ve bu silahlar işte dağıtılmış. Kimlere ne zaman dağıtıldıkları belli. Türkiye'deki radikal selefi gruplar son derece tehlikelidir filan dedi Habertürk'te. Sonra da bununla ilgili 750 sayfa evrakı teslim etmiş 2020 yılında ve 25 Aralık 2020'de de CNN Türk yayınında açıklamış. Yani ben bu konuyla ilgili devleti de bilgilendirdim diyor. Yine işte Habertürk'teki açıklamalar. Enteresan bir şekilde Cübbeli e, Habertürk'ü bir kanal olarak kullanıyor. Fatih Altaylı'yı özellikle bir kanal olarak kullanıyor. Fatih Altaylı ve Murat Bardakçı ile bu yayını gerçekleştirdi. Fatih Altaylı Cübbeli Ahmet Hoca'nın kitlelerle, kitlelere e, tanıtılmasında, reklamında, PR'ında mühim bir aracı. O olmasaydı Cübbeli Ahmet Hoca bu kadar popüler olmayacaktı. Habertürk de defalarca çıkardı, onlarca kere ve saatlerce Geç saatlere kadar program yaptılar ve bir kanaat önderi gibi ağırladılar. Son derece nazik ve Cübel Ahmet'in kendini anlatması, tezlerini anlatması na izin verdiler. Sorularla bu işi renklendirdiler. Neyse coşturdular. İş buna bu, bu raddeye kadar geldi. Cübel Ahmet sıkışınca da doğal olarak kendini anlatmak için başvurduğu yer Habertürk oldu. Gerek bu kaset iddiaları ile ilgili olarak, gerekse bu iç savaş çıkabilir uyarısı ile ilgili olarak biraz evvel alıntıladığım açıklamaları yaptı. Son derece enteresan gelişmeler bunlar. Cübbeli Ahmet'ten gene aynı grubun farklı bir unsuruna geçelim. Sedat Peker. Erk Acerer, Sedat Peker'in video çekme işini bir süre ertelediğini, seçimlere iki ay kal kalana kadar bunu yapmayacağını bir videolu mesajla duyurdu. Şöyle diyor Erk, er, Acarer seçimden iki ay öncesine kadar paylaşım yapmayacağım Sedat Peker böyle söylemiş planlama dışına çıkmayacağım hassas bir denge var bu süreyi elimdeki binlerce belge yüzlerce görüntü ve videoyu ayrıştırmak için kullanacağım yani bir yandan seçime iki ay kalana kadar susacağım ama iki ay kala konuşmaya başlayacağım çok hassas bir denge var çok sayıda da elimde belge video vesaire var diyor. Ve Sedat Peker'in bu açıklamasını Feyzi da eski bir milletvekili İngiltere'de yaşıyor. Feyzi İşbaşaran'da teyit ediyor. Evet diyor Sedat Peker telefonda bana da aynen bunları söyledi. Yani Sedat Peker hem Erk Acerer'e hem de Feyzi İşbaşaran'a bu şekilde konuşmuş. Seçime iki ay kalana kadar duracağım bekleyeceğim ama iki ay kalana e, o işte belgeleri tasnif edeceğim videoları vesaire onu da söylüyor. Yüzlerce görüntü ve videoyu ayrıştırmak binlerce belge. Bunun için diyor buna çalışacağım. Ve işte okumalarım var, izlemelerim var kendine göre. İki ay kala da bakalım ne olacak. Bahsettiği gibi iki ay kala konuşacak mı ya da iki ay kala başka şeyler mi olacak bilmiyoruz. Ama Sedat Peker'in herkesi uyarması, işte seçimde herhangi bir numara dönmesi halinde de insanları sokağa çağırması ve haklarını aramaya falan davet etmesi son derece önemliydi. Bütün bu puzzle'ın parçalarını birbirine ekleyin. Yani ciddi bir hareketlenme var ve bu hareketlenme seçime endeksli olarak, seçim hedefli olarak yürüyor şu anda. E, sıcak aylara doğru gidiyoruz. Öyle görülüyor efendim. Oradan İngiltere'ye geçelim ve yavaş yavaş e, programı bağlayalım. İngiltere'de e, iki aday kaldı. Esasen e, üç aday belliydi. Yani Rishi Sunak, Liz Truss ve Penny Mordaunt. Ee, enteresan bir şekilde, e, Rishi Sunak'la Penny Mordaugh milletvekillerinin en çok teveccühünü kazanırlarken, ilk sırada Rishi Sunak, ikinci sırada Penny mordon fakat e, Liz Truss üçüncü sıradaydı Mevcut dışişleri bakanı hala hazırda Liz e, son oylamada e, rakibini geçti ve e, Rishi Sunak'tan sonra ikinci oldu. Bu ikisi arasında şu anda 5 e, Eylül'e kadar devam edecek muhafazakar parti üyelerinin oylaması olacak. 160 bin muhafazakar parti üyesi bu iki ismi oylayacaklar ve seçtikleri başbakan olacak. Çok anketler yapılıyor. İşte muhafazakar parti üyelerinin, milletvekillerini tercihi Rişi Sunak ama muhafazakar parti üyelerinin tercihi Listras olacak diyenler de var. Her ikisi de tecrübeli isimler. Yıllardır milletvekilliği yapan isimler. Ama enteresan olan şu, Rişi Sunak ııı Avrupa Birliği'nden çıkalım yönünde e, referandumda e, bir kanaat ortaya koymuş. listrassa kalalım, kalalım yönünde kanaat ortaya koymuş. Adayların profillerinde bu da dikkat çekiyor. Bundan sonraki süreçte bu iki adayın e, Propaganda yarışı devam edecek. Üyeleri elbette etkilemeye çalışacaklar. Üyeler de oylarını ne biçimde kullanacaklar bilmiyorum. Çok sayıda anket olacak. Çok sayıda eğilime ilişkin haberler okuyacağız. Ne olacağını bilmiyoruz açıkçası. İşte son durum bu. Milletvekillerinin oylamasında 3 adaydan 137 oyla gene açık ara Rişi Sunak ilk sıradaydı. Listras rakibesini geçerek ikinci sıraya yerleşti. Açıkçası Penny Mordom... Bütün gazetelerin manşetindeydi ilk oylamadan sonra. Yani herkes onun ilk ikiye kalacağını ve başbakan olacağını bekliyordu. Gazeteler de bunu satın almışlardı ama enteresan bir şekilde son, oylama, son oylamada elin, elendi. Ve bu ikisinden biri İngiltere'nin yeni başbakanı olacak. 5 Eylül'den itibaren bakalım görelim ne olacak. O arada Rişi Sunak'ın Asya kökenli, Hint kökenli olduğunu da hatırlatalım. Eğer başbakan olursa bu bir ilk olacak. Financial Times'ın manşetinde bu konu Guardian gazeteler artık bu şekilde görüyorlar. Hepsi bir biçimde ilk iki adayın kendine has başlıklarıyla işte biri birini tutuyor öbürü bir öbürünü tutuyor. Bazıları ortada. Fakat mesela Metro Penny'nin düşüşünü düşüşüne dikkat çekmiş. Çünkü ilk oylamadan sonra gerçekten bütün gazetelerin birinci sayfasını süslemişti enteresan bir şekilde Listras geçti sakin güç olarak öyle söyleyelim. Evet. Son karemizde bu, Erdoğan'la Ekrem İmamoğlu bir cenazede, Göksel Küçükdağ'ın annesinin cenazesinde bir araya gelmişler. Bu fotoğrafta birbirlerinin gözüne bakarak tokalaşmaları ve gülümsemeleri çok konuşuldu, çok dikkat çekti. Gerçekten de enteresan, dikkat çekici bir kare. Her iki taraf birbirini suçluyor birbirinden hiç de hazretmiyor. Özellikle Erdoğan cephesi Ekrem İmamoğlu'na demediğini bırakmıyor. Küfür, hakaret, terörize etme aklınıza ne gelirse Ekrem İmamoğlu'ndan elbette benzer bir şey yok. Son derece dikkatli bir üslupla elbette eleştiriyor. Hatta yükleniyor ama şeyde hakarette, aşağılamada Erdoğan cephesinin eline su dökmek mümkün değil ama böyle bir kare oldu dün. Bu da dikkat çekici bir şeydi. Arkada da Fatih Terim görülüyor. Evet. Böylelikle Erdoğan'ın tehlikeli satrancı konulu manşeti noktalıyoruz. Önümüzdeki aylar çok sıcak gelişmelere gebe. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında gerçekten dünya 2020'den itibaren bambaşka bir noktaya doğru, öngörülemez bir noktaya doğru evrilmeye başladı. Yeniden kutuplaşıyor, yeniden bloklaşıyor. Türkiye de bu bilinmezlikler içerisinde yönünü belirlemeye çalışıyor. Ama son kertede de tercihleri belirlediği yön ve özellikle savunmada, dış politikada Doğu Akdeniz'deki iddiası, Ege'deki iddiası, Suriye'deki iddiası vesaire, işte silah seçimindeki iddiası Ankara'yı batıya karşı hayli zorluyor. Ama Batı da hepten köprüleri atmayarak e, Türkiye'ye bir açık kapı bırakmış durumda. Bakalım ne olacak göreceğiz. Önümüzde işte bir NATO krizi gene yaklaşıyor. Yine aynı biçimde Rusya-İran'la ilişkiler Ekonomik sıkıntı, Türkiye'nin paraya sıkışması söz konusu. Yıl sonuna kadar iç dış borç belli bir noktaya geldi ve bunun karşılığı yok. E, üç haneli bir enflasyona doğru giden, hayat pahalılığının zirve yaptığı bir süreçten geçiyoruz. Ne olacak göreceğiz. Kimse seçimden bahsetmiyor. Ekim'de veya Kasım'da bir erken baskın seçimden bahsetmiyor. Muhtemelen bu iş önümüzdeki Mart-Nisan ayına kalmış durumda şimdiden. Ama Mart-Nisan'a kadar da e, hiçbir şey planlandığı gibi gitmeyebilir. Son derece sıra dışı hadiselere hazırlıklı olmak durumundayız. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla hoşçakalın.